Engin Altay'ın genel başkanımıza, partimize yönelik çok ağır, ahlaki seviyeleri son derece aşan bu ifadelerini bizler ayaklarımızın altında çiğniyoruz. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Alaaddin Çakıcı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'yla arasında geçen bir polemik sebebiyle, kendisine yazmış olduğu bir mektup sebebiyle, kendisine yönelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ağır hakaretlere, özellikle mafya bozuntusu vesaire gibi bir takım ifadelerle hakarete uğramasını takiben genel başkanımız da buna dair görüş ve düşüncelerini dün akşam itibariyle ifade etmiştir. Burada dikkatlerden kaçmayan husus, bu meseleler üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'nın üzerine gelinme çabasıdır. Bunun ahlaki hiçbir tarafı yoktur. Alaaddin Çakıcı böyle bir mektupta yazıp Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir değerlendirme yaptıysa ve bunda eğer hukuka aykırılık, bir hakaret, bir suç unsuru görülüyorsa bunun için başvuru mercileri bellidir. Bu noktada gerekenler yapılır. Ancak ona karşılık olarak yeniden başka bir hakaret yolunu seçmek ve oradan siyasi bir kurnazlıkla başka işleri kotarmaya çalışmak hiçbir şekilde kabul edilemez. Kaldı ki Alaaddin Çakıcı üzerine atılı olan suçlardan ötürü uzun yıllar cezaevinde kalarak cezasını çekmiş bir vatandaşımızdır, bir insanımızdır. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz de hassasiyetlerini dile getirmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir girdabın içerisinde olduğunu, hezeyan ve melanet içerisine düştüğünü Genel Başkanımız ifade etmiştir. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmelerini bir rezillik, seviyesizlik ve müfterilik olarak değerlendirirken bunda son derece haklı bir takım sebepleri olduğunu da ifade etmiştir. Biz bu ifadeleri kullanırken boşuna kullanmıyoruz. Asıl rezillik, asıl seviyesizlik, asıl müfterilik şunlardır arkadaşlar. PKK'yı terör örgütü olarak görmeyenlerle kader ve güç birliği yapmaktır. Meydanlarda bebek katili Apo'nun heykelini dikeceğim diyen Kobani eylemlerinde verdiği talimatla ülkede isyan faaliyeti ortaya çıkmasına sebep olup 35 ili yakıp yıkan ve ölümlere sebep olan Selahattin Demirtaş için seferber olmaktır. Yine PKK'lı terörist Sakine Cansız'a sahip çıkan ve arkasından ona ağıt yakan DHKPC başta olmak üzere bütün aşırı sol terör örgütleri ve terör odaklarıyla iç içe olan CHP İstanbul İl Başkanı'na sahip çıkmak ve onu desteklemektir. Yine rezillik, seviyesizlik arıyorsak PKK'nın Suriye kolu olan PYD ve YPG'yi hak kahramanı yerel güçler olarak görmek ve ona yönelik olarak yapılan operasyonlarda örneğin Zeytindalı operasyonunda Afrin'in merkezine girilmesin diyerek PYD ve PKK'lı teröristlere sahip çıkmaya çalışmaktır. Onlara sahip çıkmaktır, kol kanat germektir. Asıl rezillik, asıl seviyesizlik. Yine bugün ülkemize düşman olan bütün yapılara karşı yürütülen mücadelelerde destan yazan İHA'larımızı, SİHA'larımızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde masum halkı bombaladığı yönünde iftiraları atmaktır rezillik ve seviyesizlik. Terörist cenazelerine katılıp tabutlarına omuz vermektir. Şehit savcımız Selim Kiraz'ın katillerine, DHKPC'li teröristlere sahip çıkmak veya sahip çıkanları himaye etmektir asıl rezillik, asıl seviyesizlik. Türk devletini Hendek operasyonlarında savaş suçu işlemekle suçlayan, Afrin Zeytindalı operasyonunu halk sağlığı sorunu olarak gören ve PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen Tabipler Birliği üst yönetimine sahip çıkmaktır asıl rezillik ve seviyesizlik. 251 şehit ve 2194 gazimizin olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu darbe girişimiyle ilgili olarak
bunun bir kontrollü darbe olduğunu ifade etmek ve adeta FETÖ ile ağız birliği yaparak onlara sahip çıkar duruma gelmektir asıl rezillik ve seviyesizlik. 15 Temmuz sonrasında Adana mitinginde FETÖ'cü sözde gazeteci ve yazarları teker teker miting meydanında isimlerinin bizzat genel başkanları Kılıçdaroğlu tarafından anons edilerek onlara yine sahip çıkmaktır asıl rezillik ve seviyesizlik. 10 Kasım'da Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğilip arkasından terörist Seyit Rıza'nın heykeli önünde Tunceli'de saygı duruşunda bulunmaktır asıl rezillik ve seviyesizlik. Yine bebek katilinin posterleriyle Atatürk posterlerinin yan yana geldiği mitinglerde gülü oynuyor o mitingleri yapıp kol kola omuz omuza o terörist ve terör sevicilerle beraber olmaktır seviyesizlik ve rezillik. Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkarılmaya çalışıldığı Karabağ operasyonunda harekatında daha ilk saatlerinde Türkiye'den askeri yardım gittiğini, kaygıyla izlediğini, kaygıyla takip ettiğini ifade etmektir asıl rezillik ve seviyesizlik. Ve bu siyasi tavırlarından, bu siyasi duruşlarından ne yazık ki vazgeçmemektedirler. Bugün itibariyle adeta bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yönetiminin özellikle en son gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini ve anayasamızın değiştirilemez maddelerini tamamen yok edecek derecede terör ve terör örgütünün gündemine teslim olan bir anayasa görüşmeleri sürecine dahil olduğunun ortaya çıktığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne ifade etmiş olduğu hususlar, Sayın Genel Başkanımıza yönelik ortaya koyduğu ifadeler bühtandır. Bunlar asla ve asla kabul edilemezdir. Bu ifadeleri bizler kendilerine iade ediyoruz ve ayaklarımızın altında çiğniyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Türk milletinin, Türk devletinin, hukukun ve demokrasinin yanında yer almıştır. Bizler Türk milliyetçiliğini demokrasinin ikiz kardeşi olarak görmekteyiz. Karanlık kapılar ardında gizli anlaşmalarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderini yerle bir etmekle mücadele eden, bunlar için çaba sarf edenlerle beraber olanlar elbet bir gün milletimizden de hak ettiği tokadı yiyeceklerdir diye düşünüyorum.